Aşağıda bir aileye ait soy ağacı şeması verilmiştir. Soy ağacına göre hangi iki birey arasındaki benzerlik en azdır? Arkadaşlar, benzerliğin en az olması için akraba olmamak lazım. Yani şöyle, hani evlenir ya iki kişi, onların akrabaları, aileleri akraba olur. Biz o akrabalıktan bahsetmiyoruz. Biz genetik akrabalıktan bahsediyoruz. Bunlar karı koca. Bunların çocukları var. 5 ile 6. 6 dışarıdan biriyle evlenmiş. Şimdi şununla şu akrabadır. Ama hiç birbirine benzemezler. Çünkü bunların akrabalığı yasal bir akrabalık. Sonradan gelen bir akrabalık olduğu için 5 ile 6 kalıtsal olarak birbirine benzerdir ama 7 dışarıdan geldiği için benzemez 5'e. Sonra arkadaşlar 7 ile 6 evlendi, çocukları oldu. Sonra onların çocukları 8-9 ile evlendi. Yine bir çocukları oldu. 9, 10 ve 11 kardeştir ve onların annesi babası 3 ile 4'tür. Şimdi arkadaşlar soy adına göre hangi iki birey arasında benzerlik en azdır? Şimdi 4 ile 12 bakalım. 4 nerede? Burada. 12 nerede? Burada. 12'nin arkadaşlar annesi bu. Peki 12'nin 4 ile 12'nin arasındaki akraba ilişkili ne? Annesinin annesi. Yani anneannesi değil mi? Anneannesi. Torun yani. Şuraya torun yazıyorum. Torun ne haber? 1 ile 6'ya bakalım. 1. 1 ile 6'ya bakalım. Evladı değil mi? Bakın 1'in evladı 6. Evlat yazıyorum. Evet. 4 ile 9'a bakıyorum. 4. Nerede 4? Burada 9. Onun da evladı değil mi? Bakın 4'ün çocukları 11, 10 ve 9. Evlat yazıyorum şuraya. Evlat. Niye sürekli kırmızıya ayarlamak zorunda kalıyorum? 7 ile 10. 7 ile 10. 7 burada, 10 burada. Bakalım. Bunların akrabalığını bakalım ne yapacağım. Bu 7'nin çocuğu ile onun kardeşi evlenmiş. Ya akrabalıklar yok. Bunlar dünür dünür. Bizim burada dünür derler. Yani hısım. Trabzon'da da hısım derler. Yani evlenmiş ya. Sonradan bir akrabalık olmuş. Burada arkadaşlar cevap 10. Aferin Selim. Cevap D şıkkı. Ya 7 ile 10 çok uzak akraba ya. Parçada sorulan genetik mühendislerinin çalışma alanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. Yanlışı soruyor bize. Genetik mühendisliği bilim insanlarının bir geni bir organizmadan alıp başka bir organizmaya aktarmasına olanak sağlayan teknolojidir. Genetik mühendisleri gen inşa ederler. Evet. Genleri aktararak yeni DNA haritaları oluştururlar. DNA haritaları var ya, ATGC, ATGC, ATGC. Bu harflerin yazılı olduğu bir kitap vardır, değil mi? Senin gen haritanı çıkarırlar. Ona gen haritası denir. Canlıların genlerini farklı kombinasyonlar ile birleştirerek farklı görevlerde kalıtsal değişiklikler yapabilirler. Peki genetik mühendisleri hangi alanlarda çalışırlar? Mühendisler hangi alanda çalışır Selim? Tıpta özellikle kalıtsal hastalıkların tanısının yapılmasında. Yani tıpta kullanılmaz mı arkadaşlar? Tıpta kullanılır. Tarımda ve hayvancılıkta arkadaşlar biz demedik mi? Yapay seçilim oluyor değil mi? Domatesler balıklardan alınan soğuğa karşı dayanıklı genlerle ne oluyor? Domatesler daha sağlam oluyor değil mi? Şeftaliler, Rusya'ya gönderdiğimiz şeftaliler çürüyor arkadaşlar. Çürümesin diye genetik mühendisleri onların genini değiştiriyor. Genetiği değiştirilmiş organizma değil mi?
GDO'lu. Değil mi? GDO'lu. Bakın. Genetiği değiştirilmiş organizma, yani canlı. GDO'lu, yani genetiği değiştirilmiş mısır yemeyin diyorlar. Kanser olursunuz diyorlar. Selim, ne yaptın sen Selim? Kullanılır burada da. Selim kullanılmaz demişti. Yazıklar olsun Selim sana. Gen tedavisinde de kullanılır. Maddenin kimyasal yapılarının ve fiziksel hallerinin değişimi. Arkadaşlar bu cevap D şıkkı. Ya maddenin kimyasal yapısının değişmesi. Kağıdı alırsın eline, yakarsın, kimyasal hali, kimyasal yapısı değişir. Burada şeye mi ihtiyaç var arkadaş? Genetik mühendisliğine mi ihtiyaç var ya? Ben kağıdı yaktım diye genetik mühendisi mi oldum ben şimdi ya? Selim ya. Domates çürüdü. Genetik mühendisi mi oldu şimdi o ya? Dellendim abi ya. Şu soruyu yanlış yapmış. Burada arkadaşlar sığdıramadım. Böyle yana çektim. Bakalım. Kontrol Z. Dellendirdin Selim beni ya. Videoda ya. Biyoteknolojik uygulamalara ait bazı uygulamalar aşağıda verilmiştir. Kırmızı çizgi, mavi çizgi. Akciğer kanserine neden olan gen. Yani şu kırmızı çizgi akciğer kanseri yapıyormuş. Öyle bir genmiş. Mavi çizgi akciğer kanserini engelleyici gen. Tamam. Oraya mavi çizgi konuluyor. Yeni eklenen gen hastalık nedeni olan genin etkisini önler. Yani mavi çizgi kırmızı çizginin etkinliğini azaltır. Yani kanseri engeller. Tamam. Harika. Soğuk dayanıklı gen alınır. Balık soğuk yerlerde yaşar ve soğuğa dayanıklıdır. Ondaki soğuğa dayanıklılığı sağlayan gen alınır. Domatese eklenir. Bak Selim, işte bu. Bak. O soruyu yanlış yaptın, şu soruyu. Şu soruyu yanlış yaptın. Bari şu soruya geldikten sonra kopyayı çekseydin ya. Geri dönüp düzeltseydin ya. Allah aşkına ya. Çocuklar siz yapmayın sakın böyle şeyler. Yani tarım ve hayvancılıkta istenilen özelliklerdeki ürünler elde edilmesine olanak sağlamaz mı genetik mühendisliği? Bari şuradan anla ya. Sabır. Soğuk ortamda yetişen domates üretiliyormuş. Biyoteknolojik uygulamalar, genetik mühendisliği. Burada yapay seçilim var arkadaşlar. Şuna da bakalım. Bu da üçüncü uygulama. Bakın, birinci uygulama akciğerde, ikinci uygulama balık domatesti, üçüncü uygulama gen, bakteri hücresi, eklenen gen, DNA'sı, bakteri DNA'sı. Arkadaşlar biz bakterileri çok kullanıyor bu biyoteknoloji uzmanları, genetik mühendisleri. Hatırlayın, şeker hastaları için arkadaşlar insülin üretiliyor. Bunu bakteriler sayesinde üretiyorlar. Bakalım. Birinci uygulama gen aktarımı olup doğal seçilimin bir uygulamasıdır. Bakalım birinci uygulama neydi? Tamam. Birinci uygulamada arkadaşlar doğal seçilimin ne alakası var? Adamın akciğer kanserini engelliyorsun ya. Doğal seçilimin ne alakası var ya? Yanlış. Gen aktarımı burada var. Hem burada gen aktarımı yok. Yanlış. Doğal seçilim, doğal seçilim yok burada. İkinci uygulama biyoteknolojinin ıslah çalışmalarından olup, ıslah demek iyileştirmek, güzelleştirmek, daha iyi hale getirmek. Bakalım ıslah çalışması mı? İkinci uygulama. Ha, domates dedim ya. Domatesi daha güzel yaptılar. Soğuğa dayanıklı yaptılar. Ha, ıslah çalışmasıdır değil mi? Olup yapay seçilime örnektir. Yapay seçilimdir. Çünkü artık bu sayede sürekli soğuğa dayanıklı domatesler oluşacak. Soğuğa dayanıklı domatesler artarken soğuğa dayanıksız domatesler azalacak ve yapay seçilim olacak. Nesli tükenecek insanların eliyle. Bu doğru. Üçüncü uygulama gen aktarımı olup, bakalım üçüncü uygulama neydi? Bu. Heh. Gen aktarımı olup burada gen aktarımı var. Arkadaşlar bu arada burada da gen aktarımı var. Ben gen aktarımı yok dedim ama burada da gen aktarımı var. Şu mavi çizgi sonuçta bir gendir. Akciğere, karaciğere aktarılıyor. Hepsinde gen aktarımı var. Üçüncü uygulama gen aktarımı olup insülin hormonu üretilmesinde yaygın. Arkadaşlar evet, bakterilere insülin hormonunu
oluşturan gen bakterilere aktarılır ve sürekli insülin hormonunu üretir. Onu da satarlar eczanelerde. İnsülin hormonu üretilmesiyle yaygınlık kazanır. Yaygınca kullanılır. Doğru. Akışta cevap 2 ile 3. C şıkkı. Aferin Selim. Devam ediyoruz. Zülal Özdeş 2 kitabı un dolu N'nin içine tabloda verilen şekillerde bırakarak çökmelerini gözlemliyor. Tek kitap yatay, tek kitap dikey, üst üste iki kitap yatay. Az çöktü, çok çöktü. Gözlem sonuçlarını tabloya koymuş. Zülal'in yaptığı bu gözlemlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez? Bakalım. 1 ve 2 durumları, 1 ile 2 durumları kullanarak katıların basıncın temas ettikleri yüzeyle ilişkisi. Arkadaşlar, çökmesi demek basıncı demek değil mi? Basıncı yani az basınç, çok basınç değil mi? Az çöktü demek az basınç. Çok çöktü demek çok basınç. Tek kitap yatay, tek kitap dikey. Tek kitap olması yani ağırlığının bir kitap ağırlığı kadar olması. Yatay demesi, kitabı yatay koyduğun zaman ne olur? Alanı bayağı bir geniş olur. Dikey koyduğun zaman ne olur? Sivri olur değil mi? Burada arkadaşlar dikey koyunca daha çok çökmüş. Neden? Çünkü alanı azalmış. Alanla basınç arasında ilişki. Temas ettikleri yüzeyle basıncın ilişkisi açıklanabilir. Doğru. 1 ve 3 durumlarını kullanarak 1 ile 3 üst üste 2 kitap yatay, yatay, yatay. Tek kitap, bakın tek kitap üst üste 2 kitap. Bunun üstüne bir tane daha kitap. Şöyle bir tane daha kitap koyalım. Bir tane daha kitap koyduk üstüne. Üst üste tek kitap, iki kitap. Burada da ağırlığı artıyor. İkisi de yatay olduğu için alanı değişmiyor. Ağırlığı arttığı zaman daha çok çöküyor. Demek ki ağırlıkla basıncın ilişkisi. 1 ve 3 bakalım katıların basıncının ağırlığı, evet doğru. 1 ve 2 bakalım. Bir şurayı temizleyelim. 1 ve 2 durumları kullanıldığında bağımsız değişken. Bağımsız değişken arkadaşlar bakalım. Tek kitap, tek kitap. Yatay dikey. Bağımsız değişken basınçtır. Hayır, basınç değişiyor bak. Bağımlı değişken. Arkadaşlar basınç bağımlı değişken. Bu yanlış. Peki bağımsız değişken nedir? Etkisi araştırılan değişken. Neyin etkisi araştırılıyorsa o bağımsızdır. Peki burada neyin etkisi araştırılıyor? Yatay, dikey. Alanın etkisi araştırılıyor. Burada bağımsız değişken alandır. Cevap C şıkkı. Yanlışı soruyordu. D'ye bakalım. 1 ve 3 durumlarının kullandığında ağırlık bağımsız değişken olur. Bakalım 1 ile 3. Tek kitap, 2 kitap. Yatay, yatay. Bakın ağırlık değişmiş. Ağırlığın etkisi araştırılıyor. Burada o yüzden etkisi araştırılan şey bağımsız değişkendir. Bu da doğru. Geçiyoruz. Son soruya videodaki. Basıncın günlük yaşamda kullanım alanları ile ilgili aşağıda bazı uygulamalar veriliyor. Bu uygulamalardan hangisinde su ve gaz basıncı birlikte kullanılır? Damacana arkadaşlar basıyorsun ya, hem hava vardır hem su vardır burada. Borunun içinde hava da vardır, su da vardır. Burada arkadaşlar hem hava basıncı hem sıvı su basıncı etkilidir. Hakeza burada da hem hava basıncı hem su basıncı etkilidir. Şırınga var burada. Şırınganın içinde de hem hava vardır. Değil mi? Hem akışkan vardır. İkisinin de basıncı etkilidir. Hortumun ucundan sıkılmasıyla suyun çıkış hızını... Arkadaşlar hortumu sıktığın zaman arkadaşlar suyun çıkış alanı azaldığı için çok tazikli çıkıyor. Burada hava basıncı yok. Sadece sıvı basıncı var. Cevap arkadaşlar 4. A şıkkı. Ah Selim ah.
Yanlış yapmışsın. Görüşürüz arkadaşlar diğer videoda.